Merhaba, güçlendiren tariflerle karşınızdayız. Bugün top top enerji, gün boyu enerjinizi koruyacak bir tarif yapacağız birlikte. Muzlu bir beslenme destek ürünü seçtim sizin için. 100 cc muzlu, yüksek enerjili beslenme ürünümüzden kullanacağız. 100 cc kadar yaklaşık bir çay bardağı yüksek enerjili muzlu beslenme destek ürününü kullanıyoruz. Kabımı alıyorum. Soğuk olması önemli. Güzel kabarmayı sağlamak için. İnstant nişastayı yavaş yavaş ekleyeceğim. Önce yavaş hızda, daha sonra hızlı karıştıracağım. Böylece daha iyi bir kabarma, daha iyi bir kıvam elde edeceğim. Ancak bu tarifin en önemli noktalarından bir tanesi aynı zamanda bulgur içermesi. Şimdi biz bulgurumuzu muhallebi kıvamına getirdiğimiz şeyi hazırlarken bulgurumuzu yaklaşık 70 cc su ile kabarmaya bırakıyorum. O arada bulgur yavaş yavaş suyu çekecek ve güzel bir kıvam alacak. Bu arada yine evet, krema kıvamına geldi ürünümüz. Ve şimdi bulgurumu şöyle hafifçe karıştırıyorum. Biraz daha suyunu çeksin diye. Çünkü tam olarak suyu almasını istiyorum. Diğer tarafta jelatinimi hazırlamak istiyorum bu arada. Yine sıcak su ilavesiyle jelatinimi karıştıracağım. Biraz daha kıvam vermek amaçlı kullanıyorum bunu yine. Biraz daha pürüzsüz bir kıvam ve toplarımızın biraz daha iyi olması için. Şimdi bu tarifimizde oldukça yüksek enerji söz konusu. Aynı zamanda işte bulgur gibi bizim yöresel bir ürünümüz var. Böylelikle hem B grubu vitaminler açısından ve lif açısından da ürünü desteklemiş oluyoruz. Bu son derece önemli. İçine eklediğimiz 4 adet pötibör bisküvi ekleyeceğim, ceviz ekleyeceğim ve bal ile biraz da tatlandıracağım. Böylelikle güzel bir lezzet toplarını, enerji toplarını oluşturmuş olacağız birlikte. Evet, jelatinim de gayet güzel kıvam aldı. Yavaşça onu da ekliyorum ve biraz daha karıştırmayı sürdürüyorum. Şimdi cevizimi ekleyeceğim. Balımı ekleyeceğim. Enerjiyi arttırmak için, biraz da lezzeti arttırmak için bal iyi bir seçenek oluyor. Pötibör bisküvi. Yine 4 adet pötibör bisküvi kullanıyoruz. Biraz daha kırarak yapabilirseniz topların içinde daha küçük parçalar olur. Ama zaten elinizde yuvarlarken de o kıvamı verebilirsiniz. Şimdi var olan karışımı şöyle elimle karıştırmak istiyorum.
Şimdi bulgur burada önemli bir tutucu faktör bizim için. Bulgurun iyice şişmesi son derece önemli. Özellikle daha ince bulgur tercih etmeniz, bulgurun su çekme kapasitesi daha yüksek olduğu için enerji toplarının daha kıvamlı hale gelmesini sağlar ve tüketimini daha rahat hale getirir. Daha ince oluşu, özellikle iştahsız, yutmada sıkıntısı olan hastalarımızda özellikle daha rahat bir tüketimi sağlayabiliriz. Ona önem veriyoruz. Şimdi ben bulgurumu karışımıma ekliyorum. Evet. Bulgurumu ekledikten sonra da güzelce karıştırıyorum. Hazırladığım aynı zamanda Hindistan cevizimizi tepsimize döküyoruz. Çünkü topları hazırlayıp onun içerisinde kıvamlı hale getireceğiz. Bir kaşık alıyorum ve top haline getiriyorum. Top top enerjilerimiz hazır. Her bir top yaklaşık 50 kalori, 1,5 gram protein içeriyor. Gün boyu bu topları tükettiğiniz takdirde 640 kalori, 17 gram da protein almış oluyorsunuz. Afiyet olsun.